Sevgili arkadaşlar, şu anda sizin yaşadığınız hayat kalitesi derecesi, standartlarınız, geçmişte yaptığınız davranışlarla alakalı, geçmişte aldığınız kararlarla alakalı, geçmişte okuduğunuz kitaplarla alakalı, geçmişte seyrettiğiniz filmlerle alakalı veya takıldığınız, geçmişte kimlerle takıldıysanız onlar şu anki sizin yaşam kalitenizi onlar belirledi. Sizin aldığınız kararlar o zaman onlarla beraber takılmaktı. O zaman aldığınız kararlar, o zaman okuduğunuz kitaplar, o zaman seyrettiğiniz haberler veya filmler veya diziler sizin kararınızdı. Ondan dolayı şu anki yaşam kalitenizin derecesi sizin geçmişte yaptıklarınızla alakalı, geçmişte verdiğiniz kararlarla alakalı. İyi veya kötü derecesi size bağlı. Yani 24 ayar gibi düşünün. 8 ayar yaşıyorsanız şu anda altın kalitesi gibi, o sizinle alakalı, sizin verdiğiniz kararlarla alakalı. İyi veya kötü. Hani derler ya, ne ekersen onu biçersin. Allah'ın adaleti bu sevgili arkadaşlar. Bunu fark ettin şu anda, farkındalık oluştu. Tamam, ben bu kuralı kabul ediyorum. Eden bulur. Ektiğini biçersin. Bu kuralı kabul ediyorum. %100. Farkındalık oluştu. Bundan sonra iyi hayat yaşamak istiyorsan, kaliteli bir yaşamın olmasını istiyorsan, hani hayat kalitesi var ya, yaşam kalitesini yükseltmek istiyorsan, ayarını 24 ayara çıkarmak istiyorsan, o zaman şu anda, şimdi bu videoyu izlerken sen doğru karar ver. Doğru karar verdikten sonra videonun sonunda harekete geç. Geleceğini belirleme senin elinde. Senin kararına bağlı. Geleceğinin iyi olmasını istiyorsan o zaman şimdi doğru kararlar vereceksin. Şimdi harekete geçeceksin. İyi olmasını istiyorsan şimdi okuduğun kitaplar, takıldığın arkadaşlar, seyrettiklerin, düşünce kalıpları, dil kalıpları, bakış açın geleceği belirli. Şimdi karar verip değiştirebilirsin. Peki bunu değiştirmek için ne yapmam lazım hocam? Karar verip harekete geçtikten sonra kendini geliştirmen lazım. Öğrenmeye açık olman lazım. İki günün bir olmamalı. Çünkü iki günün bir olursa ziyandasın, israftasın. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Bununla ne anlıyoruz? Kendini geliştirmezsen, öğrenmeye açık olmazsan, merak olmazsa sende, keşfetmeyi sevmiyorsan, seni bazı şeyler şaşırtmıyorsa, o zaman ilerleyemiyorsun demektir. Sen kendini geliştirmek için harekete geçmen lazım. Öğrenmeye açık olman lazım. Özetle şunu söyleyebilirim. Şu anki kazancından 10 kat daha fazla kazanç elde etmek istiyorsan, herkes de istiyor değil mi bunu? Ailesiyle daha huzurlu, mutlu olmak istiyorsan veya daha sağlıklı, daha dinç olmak istiyorsan, mesleğinde daha başarılı olmak istiyorsan, yani kariyeri yapmak istiyorsan, daha özgüvenli, kendinle daha barışık, gece yattığında rahat uyuyabilmek istiyorsan, o zaman şimdi hemen bu video esnasında karar ver. Sana bağlı. Şu anki davranışların önemli, şu anki düşüncelerin önemli, şu anki duyguların önemli geleceğin için. Bunu kolaylaştırmak için bir ödev vermek istiyorum. Ödev şu: 3 sene sonra nerede olmak istiyorsun? Bunu yaz. Kağıt kalem al eline, yaz. 3 sene sonra finansal olarak şurada olmak istiyorum. Aile konusunda şurada olmak istiyorum. Sağlık konusunda daha dinç, daha sağlıklı, daha afiyetli olmak istiyorum. 3 sene sonra. Kişilik olarak daha özgüvenli, öz saygılı, öz değerli birisi olmak istiyorum. Bununla beraber mesleğimde şu yere gelmek istiyorum. Yani kariyeri yapmak istiyorum. Bu kadar maaş almak istiyorum veya bu kadar para kazanmak istiyorum. Bunları A4 kağıdına yaz. Hedeflerini yaz. 3 sene sonraki hedeflerini yaz. Bu arzuladığın hedeflere, 5 hedefe ulaşmak için ne yapmam lazım? Sor kendine bu soruyu. O arzuladığın hedefe ulaşmak için ne yapmam lazım? Hemen arkasında bunu yazabilirsin. Şu anki yaptığım davranışlarla bu arzuladığım hedeflere ulaşabilir miyim? Yani şu anda izlediğim negatif haberler
beni bu arzuladığım hedefe götürür mü? Veya seyrettiğim bu dizilerle ben bu hedefe ulaşabilir miyim? Veya şu anda takıldığım şom ağzlı, muşmula suratlı, suratı mezar taşı gibi olan arkadaşlarımla takılmak ile ben bu arzuladığım hedeflere ulaşabilir miyim? Veya dinlediğim şu negatif şarkı ile ben bu arzuladığım hedefe ulaşabilir miyim? Kendine bu soruları sor. Veya çevremin bana yüklediği negatif çaresizlikler, yani öğrenilmiş çaresizliklerden kurtulmadan, yani 455 bin tane kafama sokulan negatif virüslerden kurtulmadan ben bu arzuladığım güzel hedeflere ulaşabilir miyim? Sor kendine bu soruları. Eğer cevabın hayır ise o zaman ne yapacağını sen çok iyi biliyorsun. Arif olan understand diye bir cümle var. Arif olan anlar. Arife tarif gerekmez diye bir söz var, atasözü. Arif olan ne yapar? Şu anda bu cümlelerimin arkasından hemen harekete geçer. Peki harekete etmekle, hareket etmek hocam iyi güzel de kalkıp hareket mi edeceğim? Yani spor mu yapacağım? Pilates mi yapacağım? Yerimde zıplayacak mıyım? Hayır, bundan bahsetmiyorum. Eğer bunu anlıyorsan benim cümlelerimden, o zaman zaten bu videoyu kapatabilirsin. Sana uymuyor. Peki ne yapacaksın? Karar vereceksin. Karar verip kafanda farkındalık oluşturarak harekete geçmek, yani kendine yatırım yapacaksın. Kendini geliştireceksin, öğreneceksin. Hocam ama olmuyor. Ben birçok kitap okudum. Kitap okuyarak ehliyet alamadığını biliyorsun. Kendine bir uzman bulacaksın, bir rehber bulacaksın, mentor bulacaksın. Senin elinden tutup sana araba sürmeyi gösterecek birisi lazım. En değerli varlık olan sana emanet verilmiş o benliğine, kişiliğine, kendine yatırım yapacaksın. Peki nasıl? Ücretli eğitimlere katılacaksın. Yani değerli olan, yani senin için değerli olan neyse oraya yatırım yapacaksın. Para vereceksin. Çünkü bedava peynir sadece fare tuzağında olur sevgili arkadaşlar. Sen eğer kendine değer verirsen, yatırım yaparsan karşını en az 10 katı olarak alacaksın. Bunu da bil. Peki ne yapacaksın? Sen 6 ayda bir telefon değiştiriyorsun veya senede bir telefon değiştiriyorsun. Bir kere bunu yapmayacaksın. Oraya harcadığın parayı kendine yatıracaksın. Yani cep telefonuna değil, kendine yatırım yapacaksın. Maddeye değil, maneviyata yatırım yapacaksın. Arabaya değil, tencere takımına değil, kuaföre değil, beyninin içine yatırım yapacaksın. Oraya sokacaksın parayı. İşte o zaman sen arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Uzun lafın kısası, kendine yatırım yapacaksın. Bu kadar. Sevgili arkadaşlar, biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'da bu konuda vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Eğer bizim bu konularda sizlere de yardımcı olmamızı istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmenin tek yolu var. O da bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.